Cümleten selamun aleyküm. Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı. Çok şükür memlekete, evimize döndük. Ve ait olduğumuz dekorda video çekelim dedik. Yalnız bir şey gelmiş. Bugün şöyle koca bir şey gelmiş arkadaşlar. Fener şeyden, Feneryum'dan İAŞ'e gelmiş herhalde dedim. İçini açtım merak ettim bir şeyler var. Ama e, önce Şöyle bir şey göndermişler. Ne yazdığını ben de tam anlamadım ama. Ne yazıyor? Takip etmeyin falan mı yazıyor? Ha tamam anladım ben ne yazdığını. Her anda yanımızdaymış. Fenerium. Böyle fene, her, anda yanımızda falan olamaz. Bir kere her anda yanımızda olmak için bize forma göndermen lazım. Bay forma gelmiş. Başka formada göndermen lazım. Var. Başka formada göndermen lazım. Fenerium'dan hediye paketi de göndermen lazım. Hohoho, dur bakalım. Bayağı bir şey gelmiş. Hediye paketi de gelmiş. Ay ay ay. Kimin mu bu? <laughs> Başka kimler var? Bakayım ne beden bu? M beden. Arkadaşlar M beden bana olmaz. Yani Kayseri biraz bu ne beden? S beden. S beden de bana olmaz. Yani Kayseri biraz zayıflamak için yanlış bir şehir. 4, 5 P beden. Ha bu da S bedenmiş. 5, 6 Bu neymiş? Beyaz forma da gelmiş. Başka? Başka bir sürü çubuklu var. Bir sürü beyaz forma var. Yine beyaz forma var. Sucuklu çubuklu forma var. Bol bol çubuklu göndermişler ya. Dur ya birer ikişer almayayım böyle beşer onar tane alayım. Çubuklu. 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 Ha şey var. Nacibet var arada dur. Nacibet var. Şey Muhammed Gümüşkaya forması. Bundan benim yoktu ya. Larch bedenmiş tamam bana olur. Kimse takip etmese ben kendimi alıyorum. Bir tane daha var. Bundan var. Bu ne lan? X aç. Yok bu bana töbe olmaz ya. Şişman göster. Ay maşallah bir sürü var. Hacem bir sürü formamız var. Beyaz forma. Oh. Oh. Başka. Onun başka. Lan adam formasını göndermiş. Bayağı oldu arkadaşlar. Ben bunu bir sayayım bir dakika. Evet 21 tane forma saydım arkadaşlar. Ee, bu arada yani şurada şey de var. Bana gelen hesap fişi de var. Bilginiz olsun. Tarih yazıyor mu? 0-1-9-2022 fatura tarihi. Ama şu yazıyı özellikle size göstermem gerekiyormuş. Yani bilmiyorum niye. Bu yazıyı göstermem gerekiyormuş. Bu arada e, Twitter'da da söyledim. Benim Fenerbahçe taraftarıyla hiçbir şekilde kavgam tartışmam olmadı. Olamaz da. Hatta Fenerbahçe taraftarı eğer takımı destekliyorsa amacı Fenerbahçe ise her türlü işbirliğine varım. Ortak yayınlara varım. E, yani başka takım taraftarı da olur arkadaşlar. Taraf, takım fark etmez. Ama bizim kanalda küfür, yasak. Misafir edecekseniz de misafir olduğum yerde de küfür yasak olursa o zaman kabul ederim. Bilginiz olsun. Şimdi yazarlardan Fenerbahçe yorumları diye başlayalım. Bu arada bu formaların hiçbiri benim değil arkadaşlar haberiniz olsun. Belki bir tane maviye çökerim. Yani o Muhammed Gümüşkaya formasından bir tanesine çökerim. Ben ona ona garanti verem. 21 tane forma var. Bir tanesine çökerim 20 kalır. Ee, onu söyleyeyim. Şimdi spor yazarlarının Fenerbahçe Kayseri spor maçına ilişkin görüşlerini çok merak ettim ben. Ama burada özet halinde konuşacağım arkadaşlar. Çünkü çok fazla var. Hani Cevam Pedro hem atar hem attırır cümlesi var arkadaşlar. Zaman zaman 4-5 bazen 6 kişiyle pres yaptı. Daha arttırması gerekir diyor pres süresini diye. E, Pedro takımı iyi organize ediyor. Daha da atar attırır da Pedro bu arkadaş demiş Erman Toroğlu. Ee, bu arada Erman Toroğlu'nun Fenerbahçeli bir oğlu var da ee, ya beni ekleyebilir mi? Takip edebilir mi? İki tane oğlu var bildiğim kadarıyla. Biri Beşiktaşlı, biri Fenerbahçeli. Fenerbahçeli olan oğlu beni takip edebilir mi ya? Ali Palabıyık mükemmeldi demiş biri. Ahmet Çakar demiş. Fenerbahçe'ye sular duruldu, baş iyi geldi falan filan. Cidden o Rossi'nin pozisyonu gördünüz mü arkadaşlar? Yani içiniz hiç mi sızlamadı ya? Hem dirsekte dalıyor hem yere düşerken ayağına basıyor. Etmeyin eylemeyin ya. Ya azıcık. Ya ayıp ya. Bak arkadaşlar başka takımlı arkadaşlar futbolcunuz da bulursunuz. kendinizde bulursunuz. Etmeyin eylemeyin ya. Bugün bir Kayseri'li arkadaşım diyor ki bizim diyor penaltı vermedi. Ulan sizin penaltıya gelene kadar diyorum. King'in verilmedi. Mensah'a katlar verilmedi. Şu oldu bu oldu. Hepsinde haklısın ama bizim penaltı verilmedi diyor. O say diye sayılmadı diyor. Oğlum bu nasıl bir zeka diyorum ya. Çağdaş atan feragat etti diyor Uğur Melek'e. tane yani İsa'nın tekniğini taktiğini durdurmak için diyor. Kendi oyunundan feragat etti diyor. Hani Giresun önündeki uygulamaları harikaydı ama Fenerbahçe'ye karşı diyor. Driplinkle ve cross toplarla çıkmayı denedi. Bu yüzden bolca offside'a düştü diyor. Ee, ve Ömer Ündül ki belki de maçta mantığına değişik kadro çıkarmaya devam edecekler. Benim mantığıma değişik diyor. Crespo Fenerbahçe için önemli bir oyuncu. Dün gece de müthiş çalıştı diyor. E, Hocam biz adamların zaten yorumlarını dinledik ya. Geç bunları derseniz sadece başlıkları okuyup geçeyim. Fenerbahçe'nin en önemli transferi Cevap Pedro olur demiştim diyor. O da olacak diyor. Hücumdaki kaliteden bahsediyoruz. Senat Ok. Yani Fenerbahçe özellikle iç saha maçlarında tempolu, agresif başlangıç yapması zaten bekleniyor. Kayseri vites yükseltmeye çalıştı da Fener yükseltmedi diyor. Yani Ekstra kalite Gürcan Bilgiç rakip 75 dakika kaleye şut çekemedi. 2-6 numara Arao Crespo takımı önde tuttular. Topu çabuk geri kazandılar. Bakın önemli olan yorum bu arkadaşlar. 2 tane 6 ile oynadık ama faydası ne oldu? Takım önde tuttular. Topu çabuk geri kazandılar. Ön üçlüye yani King, Pedro, İrfan Can'a da pas opsiyonu oldular. Dikine paslar. İrfan gizli 10 numara gibiydi. Bu yüzden sönük kaldı diyor. Sağ kanat organizasyonlarında başrole geçti ama merkezdeki oyun aklı rolüne her fırsatta İrfan geçti. Sağında Ferdi gitti. King Pedro ilk yerde ön taraf baskısı kusursuz yakın yaptılar. Pedro etrafındaki takım arkadaşlarına hep sıcak kalmalarını sağlayan tarzıyla oyuna estetik getiriliyor. Müthiş bir yorum. Hani o topuk pasları falan var ya. Sürekli takım arkadaşını oyunda tutuyor. Lan bundan her türlü pas gelir diyor biliyor musun? Attığı goldeki birleşik hareket. Yani kendi golünün pasını ara üstünden hazırlatması falan süper. Kemal Belgin tuhaf değişiklikler diyor. Yani bütün e, ikili mücadelelere rahatlıkla kazanan Fenerbahçe şayet bu oyunda bu kadar kısır bir skor bulduysa bunda da kadro seçimi, tuhaf oyuncu değişikliklerini denediyor. E, bir kardeşimiz de bugün diyor ki hocam diyor ben şeye çok dikkat ediyorum. Süper Lig'deki takımlar diyor 30 dakika, 35 dakika belki en fazla 40 dakika oynuyorlar. Yorgun bitip kalıyorlar. Fenerbahçe'de 90 dakika herkes koşuyor diyor. Koşmasını da görsünler Jesus nasıl fırçalıyor. Mesela ısınan şeyi bile Lincoln bile haşladı. Bu arada benim üstümdeki formayı belki merak edeceksiniz. Hocam bu forma neci? Niye bu formayı giyiyorsun? Yani yenilerden giy. İşte ne bileyim şöyle böyle arkadaşlar bu benim ilk formam ya. Yani ilk orijinal formam. Ve ben formalara çok iyi bakarım. Fenerium'un ürettiği şeyi gitmediğimiz için ben iyi bakarım. Orijinal formanın bende yeri başkadır. Az önceki formaları da gördünüz. Geçen sezonun formaları. Ne yapalım bu sezonkilere bu kadar dağıtacak paramız yoktu. Ben de dedim ki birçok kardeşimizin orijinal hayatta hiç forması olmamıştır diye. Çekilişte dağıtırız. Yaşasın rotasyon diyor bir kardeşimiz. Ee, geçen haftaki morali düzeltti diyor. Yol kazaları hariç engin veren ilk 45 dakika yerli kontenjan da oynayan İrfan Can Kahveci çok etkisiz kaldı. Eleştireceğim tek şey nasıl olsa yerim garanti diye sahaya çıkan yerli oyuncular için mutlaka başka bir düzenleme yapılmalı diyor. Kısmen katılıyorum. Yani bu sistem onları geliştirmek yine geriye götürüyor. <laughs> Kontenjanda 3 oyun yerli oynatmaktansa kadroya bileğinin hakkıyla giren bir yerlinin oynamasını tercih ederim. İkinci yarıda King'in golünden sonra Fenerbahçe'sinde zaten maç tamamlandı diyor. Savunma hatta hala oturmadı diyor Hilmi Türkay. Dinamo Kiev maçı için rövanş vak diyor Güntekin Onay. Fenerbahçe öyle boğar işte seni diyor Nihat Kahveci. Rakip nasıl oynarsa sizin hoşunuza gelir gider diye sorsalar Fenerbahçe oyunculara onlar geri koşan bol yan pas yapan işte böyle bir Kayseri spor görelim derlerdi. Öyle yaparsan Fenerbahçe böyle boğar. Cesus hakkında bu maçtan önce Çağtaş, Çağdaş, Çağdaş Atan'ın arkadaşlar ben Çağatay diye şey yapmışım telaffuz etmişim. Bir kardeşimiz de diyor ki insanların isminden dalga geçme diyor. Yani bu kadar art niyetli pis insan olmayın arkadaşlar. Bu kadar art niyetli niyeti bozuk insan olmayın. Ulan manyak adam. Ben niye Çağdaş'tan Çağatay diye dalga geçeyim? Ya manyak mısın? Hiç mi kafanız yok? Hani Çağdaş ismiyle ne bileyim medeni diye dalga geçerim mesela. Lan derim ikisi ne eş anlamlı falan diye dalga geçecek olsam. Çağdaş diye çıktıysa, şey Çağatay diye çıktıysa aklına Kafam başka yere gitmiştir. Siz neyin dalgasındasınız? Herkese cevap vermek istemiyorum ama arkadaşlar beni şu art niyetli kalıplarınızdan çıkarın. Ben siz değilim. Hayatta bak yüz yüze beni tanısanız dostum ol diyebileceğiniz nadir adamlardan biriyim bak. O yüzden size ters geliyorum. Unutabiliyor muyum? Ben de şeylik yok. Böyle hani yapmacıklık falan yok. Neyse. Çağdaş Atan'ın önceki günlerde Nuri Şahin'in söylediği sözlere bakın. Normalde bu kadar geniş kadroda Oynamayan oyuncular Kaplis'e var ancak Jesus'a kapris yapamazsınız demiş Bırtman Dilmen. Bak bu böyle. Ama bunun da esprisini bilenler bilir. Benim çok sevdiğim bir öğrencim telaffuz edemezdi. Böyle söylerdi. Ben de hoşuma giderdi. Şimdi Fenerbahçe'nin yıldızı Cao Pedro. Pedro'nun sözleşmesindeki bir madde dikkat çekti arkadaşlar. Sözleşmesinde çarpıcı bir madde çıktı ortaya. Bakın Çagliar'den transfer eden Cao Pedro. İlk golünü ve ilk asistini Kayseri Spor'a karşı yaptı. 30 yaşında futbolcu ama sözleşmesindeki bonus maddesi nedir biliyor musunuz? Şimdi 4 milyon 680 bin euro karşılığında geldi. Ve futbolcunun ilk sezonda performansına bağlı olarak en fazla 487 bin 500 euro bonus bedeli Çagliari'yi ödenecek. Peki nasıl ödenecek hocam bu bonus nedir? 15 gol atarsa... Hocam o zaman yaz kenara 487.500 Euro verdik bile. Ulan tek atsın. Tek atsın. 15 gol atarsam onu ödeyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz Galatasaray'da istemişti bu futbolcuyu. Ve Fenerbahçe gitti. Galatasaray'ın transfer gündemindeki futbolcuyu elinden alarak almış. Öyle söylüyorlar. Yani 2 ee, yıl önce Fatih Terim döneminde yine önerildi ancak kabul görmedi diye. 3 maç kaçırdı. Transfer oldu sakatlık yaşadı 1.84 manak e forvet. İlk 3 süperlik maçında görev alamadı. Konya maçında 20 dakika oynadı ama o da ne oynadığını anlamadı. Biz de anlamadık. Kayseri Spor maçında 90 dakika oynadı. Ve Joshua King'e de bir asist yaptı diyor. Arkadaşlar şimdi bir şey söyleyeceğim size. Deseler ki Fenerbahçe şampiyon olacak ama toplamda 5 milyon euro futbolculara bonus ödeyecek. Umrunuz da olur mu? Hocam tek şampiyon olan 5 değil 7 ödesinler. Biz o 7'yi çıkartırız diyorsunuz. Ben de aynı görüşteyim. Fırat Taydın hakemler için flash iddia. Bunu duydunuz mu? Çok flash bir iddiada bulunmuş. Lan Fırat Aydınus. Cener e lan demediği halde kırmızı veren Fırat Aydınus. Hakemlerle ilgili çok ilginç bir iddiada bulunmuş. Flash bir iddiada. Ee, Acun Ulucan'ın sahibi olduğu TV8.5'da son karar programında bir iddia ortaya atmış. Diyor ki Fenerbahçe'nin Kayserispor 2-0 yendiği maçın ardından değerlendirme yapıyor. Hakemlerin uçak bulamadığı için arabayla maçlara gittiğini vurgulamış. Şimdi ben de aynı zamanda bir hakem olduğum için e, hocam buradaki flaşlık nerede? Maça gitmişler sonuçta. Neyle gidecekler? Hocam helikopterle sahanın ortasına mı inecekler diyorsunuz? Cık, i̇ş öyle değil. İş öyle değil. Federasyonun bir kuralı var. Mesela hiçbir hakemi sakallı göremezsiniz. Bir tanesi hariç. Babasından torpilli arkadaş. Sakal yasaktır arkadaşlar. Bir hakem sakalla maç yönetemez. Sakal yasaktır. Gerçek mi söylüyorum? Bir hakem maçı yöneteceği tesis ya da stadyuma takım elbise dışında hiçbir kıyafetle giremez. Giremez. Takım elbise kravatla takmak zorundadır. Hiç biliyor musunuz bunları? Tabi değiştirmedilerse. Bu kuralı biliyor musunuz? Süperlik <laughs> ve birincilik yöneten hakemler. YDS'den yani yabancı dil sınavından belli puan üstüne not almak durumundalar. Yani İngilizce bu sınav. İngilizce'den yüksek not almak zorundalar. Eğer yüksek not almazlarsa yönetemezler. Ama bu kural değiştirildi. Süper Lig'deki bazı hakemler İngilizce'den hiçbir şey anlamıyor. Now, now seviyesindeler. Ve kendilerini de geliştirmiyorlar ha. O yüzden Avrupa'da maç alamıyor. Neyse. Fırat Aydın diyor ki 5. hafta itibariyle hakemlerimize maaş ödenmemiş. Uçak bulma sorunları çok büyük. Bazen çok uzak yerlere arabayla gitmek zorunda kalmışlar. Bunları öğrendim. Bu insanlar ev geçindiriyor. Federasyonumuz kurum olarak dikkate alırsa bu konu önemli demiş. Zaten dikkat edin. Usulsüz seyirci alınması 400 bin TL. Yaz. Kitle Kayseri Spor'a. Kayseri Spor bir önceki maç 400 bin TL aldı. Usulsüz seyirci alınması 270 bin TL. Kitle gitsin. Şimdi sebebi ortaya çıktı. Arkadaşlar. Kural şu. Mustafa Hoca nerede şu Kayseri'de yaşıyor. Kimin maçını yönetecek? İşte Trabzon-Giresun maçını yönetecek. Maç nerede? Trabzon'da. Ya da maç nerede? Giresun'da. Buradan oraya uçak biletini, federasyonu ayarlamak zorunda bir. Orada kalacağı oteli ayarlamak zorunda iki. Bak iki. Otelden stadyuma götürecek taksiye ayarlamak zorunda üç. Stattan tak geri, geri otele gidecek taksi ayarlamak zorunda dört. Otelden ee, ya da hazırlıklarını yapıp otelden demeyin stattan direkt havaalanına götürebilir başka yere götürebilir. Ya da otelden diyelim otelden tekrar havaalanına götürecek taksiye ayarlamak zorunda 5. Oradan da tekrar buraya gönderecek uçak biletini ayarlamak zorunda. Federasyonu bu yetki şeyi var. Ama uçak bileti ayarlanmıyorsa bu üstüne düşünmesi gereken bir konu. Sadece parayla düşünmeyin. Bu işin içine başka şeyler girer. Bu işin içine başka şeyler girer. Yarın bir gün X kulübü der ki ben centilmenlik yapacağım. Misal veriyorum ya misal veriyorum Galatasaray Trabzonspor'la maç yapacak. Dediler ki hakem nereden? İşte Adana bölgesi hakemi. Federasyonumuz para verememiş. Adana'dan buraya arabayla gelip yorgun maça çıkmasına gönlümüz razı değil. Biz onu uçakla aldıralım. Uçak biletini biz karşılayalım dese. İşin içinden neyle çıkacaksınız? Neyse. Başdoğay demiş ki Murat Sancan başdua'yı açıklamalarını duydum. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancan. Bu arada Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra Adana Demirspor'a bir haller oldu. Ligin Tek puansız, yok ikinci miydi? Tek mi? Yok ikinci puansız takımydı sanırım. Ya da yok tek puansız takım. Hatay Spor'la beraber kaldılar. 90 artı 9'da. Ama haklarının yenildiğini falan söyleyenler var. Ben bilmiyorum. Fenerbahçe maçında bile Hakkı yenilmiş. Öyle söylüyor. Bu maçtaki herhalde katliamdır. Miç ile ilgili açıklamalarda bulunmuş. Hatta benim bu başluğayı şeyim bile bazı arkadaşlara batmış. Nerelerine battı bilmiyorum ama batmış. Yoldaki sen önce telaffuzunu öğren. Baçuvay. Yani. Neyse. Benim bildiğim böyle. düzgününü siz yazın da biz de bilelim. Diyor ki Balotelli Türkiye'den sıkıldı diyor. Siyona transferi. Daha kamptayken bile Balotelli gitmek istiyordu. Hatta Türkiye'ye gelmek istemiyordu. Sıkıldı kısacası. Yani iyi bir iletişimimiz vardı. Bir gün antrenmana geç gelmişti. Yok. Yunus'u bugün Yunus yapan, Vargas'ı Vargas yapan Balotelli'dir diyor. Kesinlikle katılıyorum, ekleme yapmıyorum. Ben gitmesini istemezdim. Kendisi kalmak isteseydi 3 yılda çalışmak isterdim. O gideceği için Zubay aldık. O kadar gitmek istedi ki o zaman parayı sen ver git dedim. Zuba Fenerbahçe ile görüşmüş diyor. Merak ettim ne zaman görüşmüş. 4 aydır ayağına top değmemiş. Sadece 2 gün kampta yer aldı. O yüzden zamana ihtiyacı var. Bizden önce Fenerbahçe ile görüşmüş. Oraya gitme durumu vardı diyor. Şubat ayında menajeri sundu ama biz kabul etmedik. Neyse. Mitch Manchduan ile ilgili diyor ki bütün büyük camiaların sorunu çok. Her sene şampiyon olmak istiyorlar. Montella lig bittikten sonra Mitch Başdua iyi istedi. Chelsea 6 milyon euro istedi. Fenerbahçe 3'e almışsa tebrik etmek lazım. Galatasaray'da Icardi almış diyor. Özel oyuncular bunlar diye. Fenerbahçe Arda Okan Kurtulan'la ilgili diyor ki Fenerbahçe Arda Okan'ı sezon sonunda geri almak isterse 1,5 milyon euro ödemek zorunda. Öbür sene almak isterlerse rakam biraz daha artacak diyor. Bu tam olarak böyle değil de. Neyse biz 1,5 olarak bilelim. Yabancı sınır rezervlik hakkında da konuşuyor. Diyor ki TFF'nin yabancı sınırı kaldırması lazım diyor. Yani yabancı sınır olmadan Avrupa'dan daha başarılıydık. İyi kaliteli yerli oyuncu bulsak niye oynatmayalım? Rezerv Ligi en çok isteyenlerden biri bendim. Saha yetersizliğinden giderlerden dolayı birçok takım sisteme ayak uyduramadı. Ali Koç devam etmesini istiyordu demiş. Bakın Ali Koç devam etmesini istiyordu. Haberlere göre sadece Galatasaray Trabzon istiyordu. Büyük bir takımın hocası ben bunlarla uğraşamam dedi. Önümüzdeki yıllarda B takım olarak kurulursa belki daha iyi olabilir diye konuştu. Bak işte ben buna okeyim. Bak ben bunu okuyayım. B takım ne demek biliyor musunuz? Mesela Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un B takımları kurulacak. Ve bu takımlar ikincilikte yer alabilecek. Üçüncülükten sisteme dahil edilip yükselebilecekler arkadaşlar. Sadece iki takım aynı ligde mücadele edemeyecek. Yani iki takım aynı ligde mücadele edemeyecek. Mesela Kayserispor diyelim ki düştü. B takımı da birincilikte diyelim. Aynısı mücadele edemeyecek bir takım. Diğer otomatik olarak alt lige düşürülecek. Ama bunun da aşaması çok olur. Son olarak Fenerbahçe'de stopere iki aday Haret Orteka ve Aleksandre Penetra. İki ismi de ezbere biliyorsunuz. Fenerbahçe bir stoper daha almak istiyormuş. <laughs> Bugün yine sordurdum. Alınmayacak dediler. Genç. Genç olabilir ama az stoper alınmayacak dediler. E kim? Yani Gustavo Henrique gitmeyecek mi? Gidemeyecek. Şey, gitmeyecek dediler. Serdar Aziz, Gustavo Enrique, sağ stoper. Salahi, Luan Perez sol stoper. Bir ihtimal dışında stoper almayacak. O da nedir? Atilla Salahi için ikna ederlerse 8 Eylül'e kadar Luan Perez kalır. Luan Perez'in arkasına bir isim alınabilir. <laughs> Sonuçta Avrupa'da oynatamayacağım diye. Ama genç isim alınabilir diye. Şimdi Meksika'da Toluca'da görev yapan Harit Ortega ve Portekiz'de Famalikau forması giyen Alexandre Penetra. Bu ikisi isimde ismi de Fenerbahçe kadrosuna katmak istiyormuş arkadaşlar. Yeniden temas kurulmuş. Meksika'daki 22 yaşındaki futbolcuyla yeniden temas kurulmuş. Şimdi Ortega'nın özelliği şu. Biz istedik. Talip olduk. Sonra vazgeçtik. Biz vazgeçince oyuncu sanırım sözleşme uzattı. Haberde yazıyor mu? Genç oyuncunun da Kanarya'ya gelmek istediği öğrenirken aradaki ufak pürüzler e, haberde yazmamış. Yani Harit Ortega dediğim gibi bizim ilgimizden ilgimiz var. 3 milyon euroluk piyasa değeri var. 2024'e kadar uzattı sözleşmesini. Yaşı 22. Bakın hemen alt yaş kategorilerine bakın. Yaşı 22 ve sadece Meksika A takımında bir kez forma giymiş. Bakın sadece bir kez forma giymiş. u de dahil. U17'de dahil. Hatta U17'ye çağrılmış hiç oynatılmamış. Arkadaşlar. Haret Ortega takımıyla sözleşme uzattı. 1-2024'e kadar sözleşmesi var. 2-Gelirse o e, 14 artı 3'teki 3'ü karşılamıyor. Kesinlikle karşılamıyor. O yüzden ben bunu direkt yalanlıyorum. Zaten ilgimiz olsaydı biz bu çocuğu bedava alırdık. Bunu geçiniz. 2- Alexandre Penetra. Şimdi Penetra 20 yaşında. Şartı taşıyor mu? Taşıyor bir. Hemen milli takıma bakalım. Bu arada 3 milyon euro piyasa değeri var. Milli takım kariyeri. 3 kez Portekiz U21. 1 kez U18. 7 kez U16. 2 kez U15. Totalde 13 maça çıktığı için şartları karşılıyor. Ancak 1 Ağustos 2021'de takıma katılıp 27 Eylül 2021'de sözleşme uzatan ve daha doğrusu sözleşme uzatmayı şu yüzden yapıyor. Alt yaş kategorilerine alınıyor. Oradan A takıma çıkarılmış gibi bir durum oluyor. Benfica'dan yetişiyor çünkü. Bu sezon 3 maçta 270 dakika süre aldı. Ben Penetra için şunu da belirteyim. Penetra için özellikle belirteyim. Uzun süredir almaya çalıştığımız bir isim. Sağ ayaklı sağ stoper. Ön libero oynamıştı da var. 1.86 boyunda. Hızımızı gayet yerinde. Yani umarım becerip alabiliriz diyeceğim isimlerden biri. Eğer alınırsa kontenjana takılmayacak. Yani yeni statü gereği yabancı kontenjanına takılmayacak. Hocam ama Avrupa'da oynayamayacak. Allah aşkına. Sen bugün alsan senin bak Allah aşkına şu, lütfen şunu da bir e, şunda da bir hemfikir olalım. Bugün alsan senin Eylül'ün zaten ilk iki haftasında iki tane çok çok önemli maçın var. Sen bu iki tane önemli maçta zaten oynatamayacaksın. Dinamo Kiev ve Rem maçı. Dört maçın kalıyor. Allah nasip eder inşallah bu iki maçtan zaten sen altı puan alsan sonraki maçta da sen oynatmazsın zaten. O yüzden bunu çok takmayın kafaya. Penetre konusunda ben hiçbir şey söylemiyorum. Ama şunu yok söyleyeyim. Çok uğraşıyoruz. Şimdi yarın bir günde transfer olmayınca da biz öyle bir şey yapmadık, biz uğraşmadık. Söyleyenler uyduruyor derlerse canları sağ olsun. Ben uydurmuş olayım ama çok uğraşıyoruz. Hocam ne dersin? %50-50 der misin? Ya, almak %60 ihtimale yakın diyebilirim. Ama e, alsak bile orada da kalabilir. Yani alıp orada sezon bitimine kadar kiralama durum var. Bu ihtimali de unutmayın. Mustafa Hoca önemli duyumu bir kez söyler geçer. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.